Lütfen yerleşin ve bu soruya bir göz atın. Son 10 saniye. Sanırım birinci şık ile ikinci şık arasında basit bir matematik hatası var. pH ve pK değerleri verilmiş. Ve bu oranı bulmak istiyorsunuz. Bunun için çıkartma işlemi yapıp logaritmasını alabilirsiniz. Belki bu soruyu daha sonra yaparız. Ya da benzerini tekrar deneyebiliriz. Bugün tekrar tampon çözeltiler hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Birkaç dakikanıza ihtiyacım olduğunu hissediyorum ve son 24 saatin tarihi olaylarından ve bunun kimyaya nasıl etkilediğinden bahsedeceğim. Belki bazılarınız ilk kez oyu kullanmış olabilir. Bazılarınız bir seçim kampanyasında ilk kez çalışmış olabilir. Bazılarınız bir seçim kampanyasında ilk kez aktif olmuş olabilir. Obama ya da McCain'i desteklemiş olabilirsiniz. Bu seçime bir lisans öğrencisi veya politik kampanyalarda çalışan bir öğrenci veya politik hareketin bir üyesine göre tarihsel bir perspektiften değerlendirmek istiyorum. Babam politik bir öğrenci olarak çok aktifti ama bazılarınızla babam arasındaki fark şudur. Babam 1930'larda Hitler Almanyası'nda Hamburg Üniversitesi'nde politik aktivistti. Öğrenci organizasyonunun sol kanadının lideriydi. O zamanlarda bu rolü üstlenmek hayatınız için çok büyük bir riskti. Her şey son derece kızışmıştı. Gestapo, Almanya'da üniversite kampüslerinde sol öğrenci gruplarının lideriyle bazı eylemleri tartışıyorlardı. Bu tartışmalardan sonra bunlardan bazıları kayboluyordu ve kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Babam bunlar hakkında çok endişeleniyordu ve bir süreliğine gizlenmeye karar verdi. Bir dönemi başka bir üniversitede tamamlasam iyi olur diye düşündü ve ailesine eğer Gestapo onu aramaya gelirse kendisine Milian teyze hasta yazan bir telgraf göndermelerini söyledi. Mille teyzesi olmadığı için bunun kaybol demek anlamına geleceğini biliyordu. Başka bir üniversiteye gitti. Dönemi orada geçirirken tanıdığı birisi ona saklanması gerektiğini söyledi. Fakat babam o kişiye pek güvenmezdi. Bir bavula biraz kıyafet ve bazı banyo malzemeleri koydu. Ama gerçekten terk etmedi. Ertesi gün eve geldiğinde kapısının altında bir telgraf buldu. Telgrafta ne yazdığını tahmin edebilirsiniz. Topladığı eşyaları aldı ve merdivenden inmeye başladı. Bu esnada Gestapo merdivenden yukarı çıkıyordu. Babamın adı Heinz Leopold Luschinski'ydi. Gestapo babama Bay Luschinski'yi tanıyor musunuz diye sordu. Babam evet tabii ki en üst katta oturuyor dedi. Gestapo yukarı çıktı. Babam aşağı indi ve Almanya'ya 30 yıl boyunca geri dönmedi. Amerika'ya mülteci olarak geldi ve vatandaş oldu. Her seçimde, her fırsatta oy kullandı. Çok aktifti. Benim ailem politikada çok aktiftir. Her yıl sivil özgürlükleri korumak için Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne bağış yaptı. Amerikan Silah Derneği'ne de bağış yaptı. Her zaman bir B planı olmasını severdi. Bu adamın tek çocuğu olarak bazen kendimi aciz hissediyorum. Ben doğduğumda o 50'li yaşlarındaydı. Ona uyarak nasıl yaşayacağımı düşünüyordum. İnandığım şey uğruna hayatımı riske atmalı mıydım? Bana bir seçme fırsatı verildiğinde doğru olanı yapar mıydım? Bu soruların cevabını bulup bulmayacağımı bilmiyordum. Bu konuyu babamla konuştum. Babama göre ihtiyacım olan tek şey çok çalışmak, yapmayı seveceğim bir şeyi bulmak ve katkıda bulunacağım bir şey yapmaktı.
Önemli olan şey katkıda bulunmaktı. Ben öğretmek için yaratılmışım. MIT'de öğretmenlik yapmayı seviyorum. Çünkü hepiniz çok yetenekli ve zekisiniz. Sizin eğitiminizde rol almak benim için bir onur ve ayrıcalık. Son 24 saat içinde hepimizin bir telefon mesajı aldığını sanıyorum. Yeni seçilmiş başkanımız Obama kampanyasında önceliklerimiz bilimsel araştırma, temiz enerji teknolojisi üretme ve sağlık hizmetlerini geliştirmektir dedi. Bilim adamlarına ve mühendislere seslendi. Ve dün gece Amerikalılar, evet biz bu vizyonu sevdik dedi ve onu başkan seçtiler. Biz çağrıldık, sizler çağrıldınız. Obama öğrencilere ulaştı ve fen ve mühendislik öğrencileri katkıda bulunmalısınız dedi. Bir devlet başkanının bilim adamları ve mühendislerden yardım istemesi çok zaman önce oldu. En son gerçekleştiğinde bir adam aya çıkmıştı. Bu sefer neler yapabileceğinizi görelim. Sıradaki görev temiz enerji ve sağlık hizmetleridir. Bilim ve mühendisliğin bu olaya dahil olması çok önemli. Enerji teknolojilerinin özü ve tıbbın özü kimyadır. Şu anda tam doğru yerdesiniz. Bu problemleri çözmesi gereken nesil sizlersiniz. Çünkü enerji problemini çözmezseniz ve temiz alternatifler bulmazsanız gelecek nesillerin bu problemleri çözecek bir gezegeni kalmayacak. Bu sizin işiniz olmalı. İşiniz şimdi MIT'de aldığınız eğitimle başlıyor. Bugün aslında çok ilginç, seçimden sonraki ilk gün öğrencilerin yıllardır en zorlandıkları konu olan asit-baz titrasyonlarını göreceğiz. Bu konu bazılarının felaketidir. A notlarının felaketidir. Kimyaya olan ilgilerinin felaketidir. Ama bugün şunu söylemek isterim. Bu sizin felaketiniz değil, zaferiniz olacak. Her sene asit-baz titrasyonu konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için öğrencileri yüreklendiririm. Ve iyi de yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla şimdiye kadar bu derste notları en iyi olan grup sizsiniz. Bu bir meydan okumadır. Tam bu seçimden sonra sizin mücadeleniz bir asit ve bir bazdan başlayarak kimyayı fethetmenizdir. Asit-baz titrasyonlarını yapmaya hazır mısınız? Muhalifler kimler? Yukarıdaki birkaç kişi. Peki. Ders notları. Buraya ders notları gönderin. Asit-baz titrasyonları yapmaya hazır ve ders notlarına ihtiyacı var. Şimdi asit-baz titrasyonlarını anlatacağım. Bunu anlattıktan sonra söylediklerim size çok mantıklı gelecek. Fakat bazılarınızın bana söylediklerine göre testlerde problemler üzerinde çalışırken çoğunlukla sizden yapmanız gereken şeyin tam olarak ne olduğunu anlayamıyormuşsunuz. Asit-baz titrasyonlarının anahtarı çok problem çözmektir. Size yararlı olması için Cuma günü verdiğimiz problemlerden bazılarını seçtik. Asit-baz titrasyonları konusunda öğrenecekleriniz, organik kimya ve biyokimyada işinize çok yarayacak. Tıbba gidecekseniz, ki tıp öğrencilerini tanırım, bunları nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. Bu nedenle bunu şimdi burada öğrenmek sizin için iyi olur. Problemleri çalışın, diğer testlere geçin. Size garanti ederim bu finalde tekrar çıkacak. Bunu iyi öğrenirseniz 3. vizeden ve finalden iyi puanlar alırsınız. Asit-baz titrasyonları aslında o kadar zor değildir. Zorluk bu problemlerde neler olduğunu düşünmekle ilgilidir. Problem devam ederken söz gelişi biraz fazla kuvvetli baz eklendiğinde problem değişir. Bu nedenle titrasyonda hangi noktada olduğunuzu çözmeniz önemlidir ve hangi adımda olduğunu bilmeniz gerekir. Burada bazı titrasyon eğrileri var.
Bazen sorularda titrasyon eğrilerini çizmeniz istenebilir. Nasıl göründüklerine alışık olmanız gerekir. Geçen ders kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar hakkında konuşmuştuk. Eğer kuvvetli bir bazınız varsa pH bazik olacaktır. Buna kuvvetli asit eklediğinizde eşdeğerlik noktasına ulaşırsınız. Eşdeğerlik noktası asit ve bazın mol sayısının eşit olduğu noktadır. İster baza asit ekleyin, ister asiti baza. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazı eşit mol sayılarında karıştırırsanız tuz oluşur. Tuzun pH'sı nötrdür. Kuvvetli asit ve bazların eşlenikleri etkisizdir. Eşdeğerlik noktasında pH 7'dir. Kuvvetli asit eklemeye devam edersek pH düşer. Diğer durumda asidik pH'dan başlanıyor. Nötrale gidiyor ve daha sonra bazik oluyor. Bunlardan geçen ders bahsettik. Birkaç problem çözdük. Şimdi kısmen daha zor olan problem türlerine geçeceğiz. Şimdi zayıf asidin zayıf bir bazla titre edildiği örnekleri gözden geçirelim. Önce titrasyon eğrilerindeki farklılıkları mukayese edelim. Burada kuvvetli ve zayıf bir asidin kuvvetli bir bazda titrasyon eğrileri görülmektedir. Dikkati çeken ilk şey eşdeğerlik noktasındaki pH'ların farklı oluşudur. Kuvvetli asidi kuvvetli bir bazda titre ederseniz eşdeğerlik noktasında pH 7'dir. Yani ortam nötrdür. Zayıf bir asidi kuvvetli bir bazda titre ederseniz eşdeğerlik noktasında pH 7'den büyük olacaktır. Çünkü zayıf asidin eşlenik bazı etkisiz değildir ve baz olarak davranır. Kuvvetli bazın eşlenik asidi ise etkisizdir. Sonuçta toplam olarak ortam bazik olacaktır. Bu tip problemleri çözerken eşdeğerlik noktası için bulduğunuz pH beklentinizden farklı ise bir şeyi yanlış yapmışsınızdır demektir. Geri dönüp işlemlerinizi kontrol etmeniz gerekir. Diğer büyük bir fark ise eğrinin şeklindedir. İki eğri arasındaki farka dikkat edin. Dikkatinizi çekmesi gereken şey şudur. Zayıf asidin kuvvetli bazda titrasyonunda eğride bir bölge vardır ve buna tampon bölge adı verilir. pH bu bölgede değişmez, eğri neredeyse düzdür. Diğer grafikte ise böyle bir tampon bölge yoktur. Burada pH artıyor, sonra neredeyse sabit, sonra tekrar artıyor. Titrasyon yaparken bu bölge sizin için biraz sinir bozucu olabilir. Ekliyorsunuz bir şey olmuyor, ekliyorsunuz bir şey olmuyor. Sonra çok az eklediğinizde pH aniden yükselir. Ayrıca eğrinin ne kadar dik olduğunu fark edebilirsiniz. Bazen tampon bölgedeyken titrasyon eğrisinin sonuna hiç ulaşılmayacakmış gibi görünür. Ama sonra her şey aniden olur. Tampon bölgede eşlenik asit baz çifti bir arada bulunur. Bu bölgede pH neredeyse sabittir. Karışım tampon gibi davranır. pH'yi nötralize eder. Hem proton vererek hem de proton alarak pH'yi sabit tutmaya çalışır. Bu nedenle bu tampon bölgede pH yaklaşık sabittir ve eğri de düzdür. Bunlar iki eğri arasındaki bazı farklılıklardır. Bahsetmek istediğim başka bir nokta veya terim, kuvvetli asit içinde zayıf baz veya zayıf asit içinde kuvvetli bazlara ilişkin yarı eşdeğerlik noktası kavramıdır. Yarı eşdeğerlik noktası, eşdeğerlik noktasına ulaşmak için eklenmesi gereken kuvvetli bazın yarısının ilave edildiği noktadır. Bu tampon bölgenin tam ortasındaki noktadır. Şimdi titrasyondaki bazı farklı noktalara bakalım. Önce şöyle bir gezinelim ve neler olduğunu düşünelim. Zayıf asidin kuvvetli bazda titrasyonunda başlangıç noktasında yani hiç kuvvetli baz eklenmeden önce ortamda sadece zayıf asit vardır. Yani sudaki zayıf asit sorusudur. Aşağıda sudaki asitleri görmektesiniz. Üzerinde protonları var ve titrasyon başladığında bu protonu verirler. Sıfır hacimde yani bazın ilave edilmediği noktadaki durum budur. Sonra kuvvetli baz eklemeye başlarız. Kuvvetli baz zayıf asitle birebir reaksiyona girer.
Eklenen bazın mol sayısına eşit mol sayısındaki protonları zayıf asitten koparır. Daha sonra zayıf asit ve onun eşlenik bazının bir karışımı oluşmaya başlar. Burada baz A eksi anyonudur. Eğer ortamda zayıf asit ve onun eşlilik bazının karışımı varsa bu bir tampondur. Burada tampon bölgeye geldik. Eklenen bazın hacmi sıfırdan büyükse ve eşdeğerlik noktasından küçükse bu bölge civarındasınız demektir. Tampon bölgesi için özel bir kategori var. Eşdeğerlik noktasının yarısı kavramı. Bu eşdeğerlik noktası için gerekli olan bazın yarısının eklendiği noktadır. Bunu yaptığınızda zayıf asidin yarısı kendi eşlenik bazına dönüşmüştür. Zayıf asidin mol sayısı eşlenik bazın mol sayısına eşittir. Bu özel bir kategoridir. Daha sonra eşdeğerlik noktasına geçeriz. Eşdeğerlik noktasında zayıf asidin mol sayısı eklenen kuvvetli bazın mol sayısına eşittir. Zayıf asidin tamamı eşlenik bazına dönüşmüştür. Şimdi sahip olduğumuz tek şey eşlenik bazdır ve pH'yi bu belirler. Bu nedenle pH 7'den büyük olmalıdır. Bu artık sudaki zayıf baz sorusudur. Devam edersek eğrinin en sonunda sudaki kuvvetli baz sorusuna dönüşür. Zayıf baz hala çözeltidedir ama ihmal edilebilir. pH'ye etkisi titrasyona eklenen kuvvetli baza göre çok azdır. Eğrinin bu bölgesine karşılık gelir. Gördüğünüz gibi tek bir titrasyon probleminde birçok alt problemler vardır. Zayıf asit tamponu, tampon özel kategorisi, eşlenik baz Z30 ve son olarak da kuvvetli baz problemleri gibi. Titrasyon problemlerinde zorluk çıkartan kısımlardan biri budur. Çünkü bütün noktaları istemeyebiliriz. Sadece bir noktayı yapmanız gerekebilir. Söz gelişi eşdeğerlik noktasının pH'sı kaçtır diye sorabiliriz. Bu durumda eşdeğerlik noktasında ne olduğunu düşünmeniz gerekir. Ya da tampon bölgesine geçip orası hakkında bir şey sorabiliriz. Unutmayın, o noktada hem zayıf asit hem de onun eşlenik bazı vardır. Çok farklı şeyler gibi görünüyor ama aslında 5 farklı problem tipi vardır. Titrasyon eğrisinde farklı noktalar farklı tür problemlere karşılık gelir. Şimdi diğer yöne gidelim ve zayıf bazın kuvvetli asitle titrasyonunu inceleyelim. Eğri buna benzer. Bazık kısımdan başlıyoruz. Çünkü ilk önce zayıf baz var. Henüz kuvvetli asit eklenmemiş. Kuvvetli asit eklendikçe pH düşer. Çünkü bu zayıf bazdır ve kuvvetli asit eklendikçe zayıf bazın bir kısmı eşlenik asidine dönüşecektir. Tekrar tampon bölgeye geçeriz. Eğri yataylaşacaktır. pH bu bölgede neredeyse sabittir. Daha sonra pH tekrar düşer ve eşdeğerlik noktasına geliriz. Eşdeğerlik noktasında zayıf bazın mol sayısı kadar kuvvetli asit eklenmiştir. Yani zayıf bazın tamamı eşlenik asidine dönüşmüştür. Eşdeğerlik noktasında pH asidiktir. Daha sonra eğri tekrar aşağı iner. Tekrar burada neler olduğunu düşünelim. Başlangıçta bu tam bir suda zayıf baz sorusuydu. Ama kuvvetli asit ilave edildikçe zayıf bazın bir kısmı protonlanır ve eşlenik asidine dönüşür. Daha sonra tampon bölgeye geçeriz. Tampon bölgenin yarısında, yani yarı eşdeğerlik noktasında zayıf bazın yarısı eşlenik asidine dönüşmüştür. Zayıf bazın mol sayısı ve eşlenik asidin mol sayısı birbirine eşittir. Bundan sonra eşdeğerlik noktasına geliriz. Eşdeğerlik noktasında başlangıçtaki tüm zayıf bazın tamamı eşlenik asidine dönüşmüştür. Bu artık suda zayıf asit sorusudur. En sonunda artık bu bir kuvvetli asit sorusudur. İlk noktası size sorulan problemin hangi tür olduğunu fark etmektir. Çoğu zaman öğrenciler soruyu aldığında hemen tamam, titrasyon eğrisindeki bu nokta suda zayıf baz problemidir diye yazar. Bunu yazmak sorunun geri kalanını doğru yapmak için önemlidir. 5 soru tipini tanıyabilmek cevabı bulmanıza çok yardımcı olacaktır. Şimdi bir örnek yapalım.
Zayıf asidi kuvvetli bazla titre edeceğiz. 25 ml 0,1 molar zayıf asit, 0,15 molar sodyum hidroksitle titre ediliyor. Zayıf asit için Ka 1,77 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak verilmiş. Başlangıçta kuvvetli bazdan hiç eklenmemiş. Yani ilave edilen hacim 0. Bu ne tür bir problemdir? Zayıf asit problemi. Sudaki zayıf asit için tepkimenin nasıl yazılacağını biliyoruz. Sudaki asit hidronyum iyonu ve eşlenik bazını oluşturur. Evet, zayıf asit problemi. Zayıf asit için Ka verilmiş. Bu sabiti kullanabiliriz. Şimdi denge çizelgesini yazalım. 0,1 mol zayıf asitle başlanmış. X mol kadar harcanacak ve dengede derişimi 1-2x olacak. Asitin ve konjüge bazın derişimleri ise artı x olacak. Bu değerleri Ka ifadesinde yerine koyalım. Bu bir zayıf asit sorusudur. Ka, ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimidir. Şimdi bir titrasyon sorusu yapıyoruz. Fakat bunun nasıl yapılacağını biliyoruz. Daha önceden benzerini görmüştük. Ka eşittir x kare bölü 0,1 eksi x'tir. X'in çok küçük olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ihmal ederiz. Daha sonra geri dönüp kontrol edeceğiz. Bu işimizi kolaylaştırır. Burada x'in değeri 0,0421'dir. Buradaki hata payı ise %4,2'dir. Yani %5'ten düşüktür. Ama ona çok yakın bir değerdir. Sonuç olarak ihmal geçerlidir. Geçerli olmasaydı ne yapacaktık? İkinci dereceden denklem çözmek zorunda kalacaktık. Şimdi anlamlı rakam sorusu var. Burada pH'nın anlamlı rakam sayısı kaçtır? Son 10 saniye. Sorunun ilk kısmında derişimde yani 0,10 molarda iki anlamlı rakam vardı. Daha sonra soruyu çözerken anlamlı rakam sayısını arttırıyorsunuz. Ama aslında iki tane var. Ondalık noktadan sonra iki anlamlı rakam olmalı. Bu tür problemlerde anlamlı rakam sayısı başlangıçtaki hacimdeki anlamlı rakam sayısı ile sınırlandırılmıştır. Ve virgülden sonraki anlamlı rakam sayısına dikkate almamız gerekir. Pekala, bir tane pH değerimiz var. Ve şimdi devam edelim. Şimdi bir grafik çizelim. Kuvvetli bazın hacmi. pH'yi da buraya yazalım. Buradan başlıyoruz. Başlangıçta pH 2,38'dir. Zayıf asittir. Bu nedenle pH asidik olmalı. Şimdi titrasyon problemine geçelim. 5 mililitre kuvvetli baz eklendi. Bizden pH'yi bulmamız isteniyor. Bu kuvvetli baz olduğu için tamamı tepkimeye girecek. Aslında bu bir varsayımdır. Ama kuvvetli ise tamamının tepkimeye girmesini bekleyebiliriz. Eklediğimiz kuvvetli bazın
mol sayısının tamamı aynı mol sayısında zayıf asidin eşrenik bazına dönüşecek. Bu nedenle daha sonra bir çıkartma yaparak ortamdaki zayıf asit miktarını hesaplayabiliriz. Hesaplama yapalım. Başlangıçtaki zayıf asitin mol sayısı 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 moldur. Buna karşılık kuvvetli bazın mol sayısı 0,75 çarpı 10 üzeri eksi 3 moldur. Eklenen kuvvetli bazın tamamı zayıf asitle tepkimeye girer. 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol asitten eklenen bazın mol sayısını yani 0,75 çarpı 10 üzeri eksi 3 molü çıkartıp geri kalan asidin mol sayısını buluruz. Bu değer 1,75 çarpı 10 üzeri eksi 3 moldur. Bu tepkimede kaç mol eşrenik baz oluşur? Ne düşünüyorsunuz? Evet, aynı sayıda oluşur. 0,75 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Bu titrasyon problemlerinde henüz hiçbir şey eklenmemişken ileride çıkartma yapacağınızı unutmayın. Çünkü bir şey oldu. Bir şeyi bir şeye dönüştürdünüz. Durum başladığınızla aynı değil. Şimdi zayıf asit ve onun eşrenik bazı var. Bu hangi tür problemdir? Zayıf asidiniz ve eşrenik bazı varsa. Tampon. Şimdi bir tampon problemi yapıyoruz. Önce molaritelerini bulmamız gerekir. Başlangıçta hacim 25 mililitre idi. 5 mililitre daha ekledik, toplam hacim 30 mililitre oldu. Artık ikisinin de derişimini hesaplayabiliriz. Şimdi denge çizelgesini oluşturabiliriz. Bu bir tampon problemine benzedi. Çünkü öyle. Zayıf asidimiz burada. Fakat diğer taraf sıfır değil. Burada bir şeyler var. Oluşan eşrenik baz var. Bu nedenle dengede bir tarafta 0,0583-x var. Diğer tarafta ise 0,0250-x var. Sudaki asit problemi gibidir. Ortamda hidronyum iyonu ve asidin eşrenik bazı var. Bu nedenle Ka'yı kullanabiliriz. Bu matematiksel işlemi kolaylaştırır. Böylece artı x ve eksi x terimlerinden kurtulmuş olduk. Tekrar edelim. Eğer x küçükse başlangıç derişimleri denge oluştuktan sonra aşağı yukarı aynı değere sahip olacaktır. Şimdi x'i hesaplayalım. Böylece x'i 4,13 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak buluruz. Bu çok küçük bir değer. Şimdi kontrol etmemiz gerekli. Evet, yeterince küçük ve %5'in altında. İhmal geçerlidir. X burada hidronyum iyonu derişimidir. Hidronyum iyonunun eksi logaritması pH'yi verir. Buradan pH'yi 3,38 olarak hesaplarız. Derişimlerde anlamlı rakam sayısı 2 ile sınırlandırılmıştır. Şimdi bu değeri çizdiğimiz titrasyon eğrisinde yerine koyalım. Başka bir seçenek daha var. Tamponda kullanacağınız eşitlik nedir? Henderson-Hasselbalch eşitliği. Evet, onu burada kullanabilirsiniz. Varsayımınızı kontrol edebilirsiniz ve geçerlidir. Çoğunuz bunu kullanmayı tercih eder çünkü bu biraz daha kolaydır. Bu soruda size pKa verilmemiş. Onun yerine Ka verilmiş. Hesaplamak çok kolay. Ka'nın eksi logaritması pKa'dır. Buradan hesaplayabilirsiniz. Değerleri yerine koyalım. Derişimleri kullanmalıyız. Şuna dikkat edin.
Mollere kullansaydı hacimler birbirini götürürdü. Burada derişimler aynı hacimlidir ve hacimler birbirini götürür. Bu biraz hızlanmamızı sağlar ve aynı sonucu verir. Henderson Hasselbalch kullanmak için %5 kuralının doğru olması gerekir. Çünkü bu eşitlik x'in küçük olduğunu varsayar. Başlangıçtaki ve dengeden sonraki derişimleri neredeyse eşit varsayar. Varsayımı kontrol edebiliriz. X hidronyum iyonu derişimini yeniden kontrol edelim. Eğer bu değer küçükse iş tamamdır. Gördüğünüz gibi tampon soruları için iki farklı yol vardır. Ancak tampon bölgesinde değilse Henderson Hasselbalch'ı kullanamayız. Geçerli olmaz. Varsayımı tekrar kontrol ediyoruz. Tamamsa güzel. Değilse ikinci dereceden denklemi çözmeliyiz. Yani kuadratik eşitliği kullanmamız gerekir. Pekala. Tampon bölgeye geldik. Şimdi tampon bölgede özel bir soru tipindeyiz. Yarı eşdeğerlik noktası. Kuvvetli bazın mol sayısının yarısı eklenmiş. Zayıf bazın yarısı eşlenik bazına dönüşmüştür. Bu noktada HA'nın derişimi A eksenin derişimine eşittir. Aynı hacimde mol sayıları birbirine eşittir. O halde derişimler de eşittir. Burada Henderson-Hasselbalch eşitliğini kullanabilirsiniz. Derişimler eşitse eksi logaritma 1 olur. pH pK'ye eşittir. Böylece bu soru tipini de öğrenmiş olduk. Sınavlarda yarı eşdeğerlik noktası ile ilgili soru sorabiliriz. Çünkü sınavlarda sadece 50 dakikanız vardır. Çok farklı soru tipleri var ve bu soru sizin çok fazla zamanınızı almamalı. Bunun doğru olduğunu bana ispatlamak zorunda değilsiniz. Sadece yarı eşdeğerlik noktasında pH'nın pK'ya eşit olduğunu hatırlamanız yeterli. Eğer pK'yı bulursanız soru tamamdır. Yarı eşdeğerlik noktasının tanımını hatırlarsanız bu soruyu yapmak kolaydır. Şimdi ikinci bir değerimiz var. 3.75. Eğri üzerinde çalışıyoruz. Şimdi eşdeğerlik noktasına geçelim. Eşdeğerlik noktasında başlangıçtaki zayıf asidin mol sayısına eşit mol sayıda kuvvetli baz ilave edilmiştir. Zayıf asidin tamamı eşlenik bazına dönüşmüştür. Bu nedenle pH 7'den büyük olmalıdır. Şimdi ortamda sadece eşlenik baz var. Ortam baziktir ve pH 7'den büyüktür. Bu titrasyonu yaparken ortamda zayıf asit ve kuvvetli baz vardır. Bir tuz oluşacak ve bu bir tuz problemidir. Şimdi bana tuzlardan bahsedin. Bana hatırlatın. Sodyum katyonu pH'ye nasıl katkıda bulunur? Nötral olacaktır. Peki asetat ne yapar? Bazik olacak. Birinci ve ikinci grup katyonları, yani sodyum, pH'ye etki etmez, nötrdür. Ama zayıf asidin eşlenik bazı varsa ortam bazik olur. Bu tuz problemidir. Tuz problemlerinin nasıl çözüleceğini biliyorsunuz. İşlemlerinizi kontrol edin. pH bilginizle uyumlu değilse bir işlem hatası yapmışsınızdır. Eşdeğerlik noktasındaki pH'yi hesaplayalım. Bazik olması gerektiğini biliyoruz. Fakat tam değeri nedir? Önce ne kadar kuvvetli baz eklediğimizi bilmemiz gerekir. Çünkü moller hakkında her şeyi bilmeliyiz. Ne kadar baz ilave ettiğimizi bilmemiz gerekir. Zayıf asidin tamamı eşlenik bazına dönüştürmeye yetecek kadar kuvvetli baz eklememiz gerekir. Elimizde 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol zayıf asit var. Zayıf asidin mol sayısı dönüşeceği eşlenik bazın mol sayısına eşittir.
Bu da eklenmesi gereken hidroksitin mol sayısına eşittir. Bu dönüşümün tamamının gerçekleşmesi için 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kuvvetli baz gerekli. Bazın derişimi ne biliyoruz? 0,15 molar. Eşdeğerlik noktasına ulaşmak için eklenmesi gereken sodyum hidroksitin hacmi 1,67 çarpı 10 üzeri eksi 2 litredir. Toplam hacim ise 0,0417 litredir. Her zaman toplam hacmi düşünmemiz gerekir. Titrasyon eğrisinde bu noktaya gelinceye kadar eklenen hacmi düşünmeliyiz. Şimdi molariteyi hesaplayabiliriz. Oluşan eşlenik bazın mol sayısını biliyoruz. Toplam hacmi de biliyoruz. Eşlenik bazın derişimini kolayca hesaplayabiliriz. Şimdi bu soruyu çözün. Bu soruyu çözmek için bir eşitlik kurun. Son 10 saniye. Bugünün en iyi skoru. Burada eşlenik baz hakkında konuşuyoruz. Bu nedenle zayıf asitin tamamı eşlenik bazına dönüşmüştür. Bu artık bir suda zayıf baz problemidir. KB'den bahsetmemiz gerekir. Bu soruda size sadece KA verilseydi KB'yi nasıl bulurdunuz? KA ile KB arasında nasıl bir ilişki vardır? KA su, doğru. Bu soruda size verilmiş. Eğer verilmeseydi hesap makinesiyle bunu yapabilirdiniz. Bu suda zayıf baz problemidir. Zayıf asidin tamamı eşlenik bazına dönüşmüştür. Bu artık suda zayıf baz problemidir. Burada KB eşit x kare bölü 0,06 eksi x yani B şıkkı doğru cevaptır. Tekrar ediyorum. Bunun hangi tip bir problem olduğunu düşünün. Suda zayıf baz sorusudur. X kare bölü 0,06 eksi x'tir. X'in küçük olduğunu varsayabiliriz. X'in değerini hesaplayabiliriz. X 0,83 çarpı 10 üzeri eksi 6 molardır. Buradan pOH'ı hesaplayabiliriz. Çünkü burada X hidroksit iyon derişimine eşittir. Suda zayıf baz problemlerinde yani bu tip problemlerde su asit, hidroksit ise onun eşlenik bazıdır. Zayıf bazın eşlenik asidi de X'e eşittir. Buradan X değerini çözeriz. Yani hidroksit iyon derişimini. Daha sonra pOH değerinden pH değerine geçeriz. Burada pOH değeri 5,74, 14'ten çıkararak elde ettiğimiz 8,26 ise pH değeridir. Bu nötrden büyüktür, yani baziktir. Bu mantıklı bir sonuçtur. Çünkü sudaki baz problemidir. Eğri buradan sonra yükselir. 8,26 buralarda bir yerdedir. pH 7'den büyük olmalıdır. Bu tür problemlerde olduğu gibi. Bu mantıklı bir sonuçtur. Şimdi çok ilerledik ve eşdeğerlik noktasına geçtik. Kuvvetli baz eklemeye devam ediyoruz. Ortamda hala eşlenik baz var. Derişimi 1,83 çarpı 10 üzeri eksi 6 molardır. Çok düşük bir değerdir.
pH ortama eklediğiniz ilave kuvvetli baza göre belirlenir. Bu artık suda kuvvetli asit ya da kuvvetli baz problemine benzer. Eşdeğerlik noktasına 5 mililitre geçtiyseniz 5 mililitre çarpı kuvvetli bazın derişimi yani 0,15 molar eşittir 7,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol aşırı hidroksit iyonunun mol sayısıdır. Şimdi toplam hacmi bulalım. Eşdeğerlik noktasına 5 mililitre geçti. Artı 25 mililitre ile başlandı. Artı eşdeğerlik noktasına kadar 16,7 mililitre eklendi. Bu toplam hacimdir. Buradan OH derişimi hesaplanır. Değeri 0,0016 molardır. Bunun hepsi tepkime verir. Denge çizelgesi yapmaya gerek yoktur. Çünkü kuvvetli bazdır. Ortama zayıf baz eklemeye devam edebilirsiniz. Ama bu 10 üzeri eksi 6 kadardır. Anlamlı rakamları düşünürsek bu ihmal edilebilir. Sadece bu değeri toplayıp pH'ı buluruz. Buradan da pH'ye geçeriz. Şimdi eğride buralarda bir yerdeyiz. pH 12,21. 5 mililitre geçti. Böylece titrasyon problemini yapmış olduk. Neler gördüğümüzü tekrar edelim. Başlangıçta kuvvetli bazın hacmi sıfırdır. Suda zayıf baz problemidir. Sonra tampon bölgeye geldik. Ortamda zayıf asit ve eşrenik bazı var. Eşdeğerlik noktasında zayıf asidin tamamı eşrenik bazına dönüşmüş. Zayıf baz problemidir. Eşdeğerlik noktasına geçtikten sonra kuvvetli baz problemidir. Yaptığımız şey bu. Bunların hepsini kontrol edebiliriz. Bu problem tiplerinin hepsinin nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Aslında çok fazla değil. Sadece nereye uygulayacağınızı bilmeniz gerekir. Eğer bunları yapabiliyorsanız bu ünite sizin için kolay gelecektir. Böyle devam ederseniz sınavda mutlu olurum. Beni hayatta hatasız yapılmış titrasyon sorusu kadar mutlu eden birkaç şey vardır. Bundan büyük keyif alırım. Sınav kağıdına "Umarım çözümüm sizi mutlu eder" diye yazanlar vardı. Ben de sıklıkla "Evet, gerçekten öyle" diye yazdım ve gülen bir yüz çizdim. Çünkü çok iyi çalışılmış olduğunu görmek gerçekten çok güzeldir. Biliyorum, biraz gıcık ve aşırı çalışkan görünüyorum. Fakat dünden sonra çalışkan olmak tekrar popüler oldu. Pekala, nereye geçiyoruz söyleyeyim. 5 dakikamız var. Bu çok iyi. Bu 5 dakikada bazı kuralları anlatmak istiyorum. Şimdi 5 dakikada bu kuralları görelim. Yükseltgenme indirgemenin çok fazla kuralı yoktur. 5 dakikada bunu yapmak için gerçekten yeterlidir. Yükseltgenme indirgenme denge içerir. Termodinamik içerir. Bu konuyu çok severim. Çünkü vücutta gerçekleşen reaksiyonlar için gerçekten önemlidir. Asitler, bazlar da öyle. pK da çok önemlidir. Asit baz ve yükseltgenme indirgenme konularıyla pek çok enzimin çalışma şeklini anlayabilirsiniz. Şimdi kuralları 5 dakika içinde görelim. Bazıları çok basit. Serbest elementlerde her atomun yükseltgenme basamağı sıfırdır. Hidrojen gazı sıfır olmalıdır. Çünkü serbest elementlerde atomların yükseltgenme basamağı sıfırdır. İyonlara geçelim. Bir atomdan oluşan iyonlar için yükseltgenme basamağı iyonun yüküne eşittir. Yani lityum artı bir iyonunun yükseltgenme basamağı artı birdir. Gördüğünüz gibi çok basit. Birinci ve ikinci grup yaşamanızı çok kolaylaştırır. Çok istikrarlı kuralları vardır. Periyodik çizelgede birinci grup metallerinin yükseltgenme basamağı artı birdir. İkinci grup elementlerinin yükseltgenme basamağı artı ikidir. Alüminyum tüm bileşiklerinde artı 3'tür. Gördüğünüz gibi çok basit. Şimdi biraz daha karışık yükseltgenme basamaklarına bakalım. Oksijen. Oksijenin yükseltgenme basamağı çoğunlukla eksi 2'dir.
Fakat bazı istisnaları vardır. Örneğin peroksitlerde oksijenin yükseltgenme basamağı eksi birdir. Hidrojenin yükseltgenme basamağı artı birdir. Birinci ve ikinci grup metallerinin yükseltgenme basamakları her zaman artı bir ve artı ikidir. Bu nedenle hidrojen onlara uyar. Alkali ve toprak alkali metal hidrürlerinde hidrojenin yükseltgenme basamağı eksi birdir. Örnekte olduğu gibi mesela kalsiyum hidrürde hidrojenin yükseltgenme basamağı eksi birdir. Flor, bütün bileşiklerinde eksi birdir. Diğer halojenler, klor, brom, iyot genelde eksi birdir. Ama oksijenle birleşirse durum değişir. Yükseltgenme basamakları artı olabilir. Örnekte görüldüğü gibi. Ve nötr bir molekülde bütün atomların yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır. Eğer molekülün yükü varsa, atomların yükseltgenme basamakları toplamı molekülün yüküne eşit olmalıdır. Şimdi hızlı bir örnek yapalım. Burada hidrojenin yükseltgenme basamağı nedir? Artı birdir. Birinci ve ikinci grup elementleriyle birlikte değil. Peki azot? Artı bir olmalı. Azotun yükünü bilemeyebiliriz ama hidrojen ile ilgili kuralları ve toplam yükün neye eşit olması gerektiğini biliyorsak buradan azotun yükünü bulabiliriz. Asit faz ünitesinden sonra bu konu rahattır. Çünkü hepsi basit toplama çıkartma işlemleri gibidir. Çok kötü değil. Yükseltgenme basamakları tam sayı olmak zorunda değildir. Bir örnek verelim. Süperoksitte oksijenin yükseltgenme basamağı kaçtır? Eksi 1 bölü 2. Kurallar bunlar. Cuma günü geri döneceğiz ve bazı örneklere bakacağız.